aklını kullanamayan bir insan için nasıl bir dua edelim ki kullanabilsin, faydalı olabilelim? Evet. Nasıl ki göz için ışık lazımsa, göz ne kadar keskin görürse görsün, ışık yoksa göz göremez. Akıl için de vahiy böyledir. Aklı ne kadar çok olursa olsun, onu kullanabilmesi için, doğruyu anlayabilmesi için, doğruyu görebilmesi için ona vahyin nuru gerekir. Vahyin nuru eğer yoksa o akıl karanlıkta kalmıştır. Hakkı göremez, doğruyu anlayamaz. Belki ona Allah'ın vahyini hatırlatmak gerekir ki aklını kullanabilsin. Ama bu tercih tamamen ona aittir. Bizim bir tek ona dua etmemiz yetmiyor. O da kendine dua ederse bizim duamız ona destek olur. O kendine dua etmezse, duası kabul olan bütün insanlar bir araya gelse ona dua etse, o dua kabul olacak bir dua değildir. Dua kabul olmaz. Onun kendine dua etmesi gerekir. Bizim de onun duasına, duamızla destek olmamız gerekir. Bu durumda nasıl bir dua etmesi gerekir? Allah onu aklını kullanan, vahyin nuruyla nurlandıran bir kul eylesin diyoruz. Duamızı böyle yapıyoruz inşallah. Allah onu kendine döndürsün. Allah ona iman nuru versin. İmanın nuruyla görenlerden eylesin. Feraset sahibi eylesin. Allah ona Furkan ihsan eylesin diyoruz inşallah. Bütün ümmeti Muhammed'e inşallah.